Efendim merhabalar. Nihayet aşı olmaya başladık ve giderek aşı yaşı da düşüyor. O yüzden sizlere gündemde olan aşı ve antikor konusuyla ilgili 5 soru hazırladım. 5 sorunun cevabını göreceğiz. Yalnız öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki İngiltere'de Delta varyantı adı verilen yani Hindistan'dan gelen mutasyona uğramış virüs aşılamadan sonra pik yapmış durumda. Bu zirvenin sebeplerinin içerisinde acaba gerçekten bu varyanta karşı koruyuculuk var mı yok mu onu bilemiyoruz. Ama olumlu bir nokta var, ölüm oranları yükselmiyor. O yüzden İngiltere'de eskiye dönüş yok, yani çok sıkı tedbirler yok ama belirli kısıtlamalara devam edilmesi konusunda karar alındı. Tabii aşıdan sonra ya da önce antikorlarla ilgili pek çok soru geldi. Ben de o yüzden size kısaca bir özet yapmak istedim. Gelin isterseniz sorularımıza bakalım. Şimdi COVID-19 geçirmedim. Geçirmiş olabilir miyim? Antikor düzeyime baktırmam gerekir mi? En sık gelen soru bu. Bir kere biliyorsunuz büyük bir çoğunluğu belirtisiz geçiyor. Antikor baktırmak şart değil. Bunu ön plana koyalım. Ama baktırabilirsiniz. %85-90 antikor oluşur. Geri kalan grupta ise antikor oluşmayabilir. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olabilir veya olmayabilir. Bu kişilerin özelliklerine bağlı olan bir hadise. İkinci konulardan bir tanesi antikor testi nedir? Antikor testi hepiniz bildiği üzere antikorlar immünoglobulin G ve M olarak oluşuyor. M'ler daha önce oluşuyor. Yaklaşık 3 hafta kadar gözleniyor. Sonra kayboluyor. Geç dönemde ise immünoglobulin G, o da 1 yıla kadar kalabiliyor. Bu testte immünoglobulin G bakılıyor. Bir diğer soru, aşı olanların tümünde bu antikor düzeyi oluşur mu? Hayır, geçirenlerde nasıl %15 civarında bir antikor oluşmuyorsa aşıdan sonra da oluşmayabilir. Özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon olanlarda ve yaşlarda antikor düzeylerinin beklenilenden düşük olduğu ortaya çıkmış. Bu da belki ileride aşının yıllık olarak yapılmasının temelini oluşturacak bir saptama olarak gözlenebilir. Bir diğer soru, hangi antikor düzeyi koruyucudur diye sorulmakta. Antikor düzeyinde kullanılan parametrelerin içerisinde özellikle ELISA testinin altını çiziyorum. 0.9 düzeyinde üzerinde ise koruyucu olarak kabul ediliyor. Peki bu antikor düzeyi ne kadar yüksek olarak kalır diye soracaksınız. Eğer ne kadar yüksekse o kadar uzun süre koruyucu. Örneğin 5 ve üzerinde olanların koruyuculuğunun çok daha uzun olduğu biliniyor. Yani antikor düzeyi 0.9'un üzerinde ise koruyucu, endişe etmeye gerek yok. Ne kadar yüksekse o kadar uzun süre koruyuculuğu kalır. Aşıdan ne kadar süre sonra antikor testi baktırabilirim? Tekrar ediyorum, baktırmanız şart değil. 2 ila 4 hafta arasında baktırabilirsiniz. Gene %15-20 civarında antikor oluşmayabilir. Bunu da lütfen bir kenara koymanızı da fayda var. Tabii ki günümüzde özellikle BioNTech daha ön planda koruyuculuk açısından. Sinovac olan sağlık çalışanları ki onlardan birisi de benim. Onlarda ilk dozdan sonra %50 antikor oluşmuş, ikinci dozdan sonra %90 oranında antikor oluşmuş. Halbuki biliyorsunuz BioNTech'te ilk doz aşıdan sonra da iyi bir antikor düzeyi oluşabiliyor. O yüzden 1 ve 2'nin arasına açtılar. Özet olarak antikor testi baktırmanıza gerek yok ama merak ediyorsunuz baktırabilirsiniz ama mutlaka aşınızı olun efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.